Ignite attım. Damage yeter mi bilmiyorum ama galiba yetmedi. Bakayım. Bu arada Ghost'u bastım. Sıfırdan Elmasa serimize hepiniz hoş geldiniz dostlar. En son Platin 2 67 puanda bırakmıştık. Bugün artık böyle zümrüte dayanmak istiyorum. O yüzden de birazcık win'e açım şu anda. Günlük maçı elim biraz soğuk ama ilk maçtan sonra performansımız artacaktır. Umarım ilk maçında win'i alır. Güzel bir açılış yaparız. Karşılaşmayı aramaya başlıyorum. Maçımızı bulalım. Videoda geçmeden önce bir beğeni, ufak bir yorum bırakırsanız kanalın büyümesine destek olmuş olursunuz. Şimdiden yapan herkese çok teşekkür ederim. Ayrıca yemek yiyenlere afiyet olsun. Yatanlara da iyi geceler diyelim efendim. Ya abi dedim ki bizim karşımıza ne zaman Hekka gelse adam kolayca scale oluyor. En az 5 kill, bazen 10 kill, 20 kill aldığı oluyor. Bu oyunda Hekka'nın banlayayım dedim. Bu sefer de Twitch saldık abi, adam da Twitch aldı. Şimdi de fitlenmiş bir Twitch ile uğraşacağız, hadi bakalım. Hiçbir çarım onu durduramıyor abi, en azından Hekka'nın bir şeyler yapabiliyorduk. Şöyle takımda bir AP eksiği var ve karşımızda Jax var. Sanıyorum açılışımızı bir Sinch ile yapacağız abi. Bir Sinch'imizi yapalım, ondan sonraki diğer oyunlarda farklı karakterler oynamaya çalışırım. Bu arada abi Sinch çekiyorum diye birçok kişi sürekli Sinch oynuyorsun diyor. Oğlum zaten serinin başına söyledik ya Sinch oynayacağız diye. En çok oynayacağım karakterlerden birisi oldu dedim. Bu şampiyon havuzunu çok fazla dışına çıkmayacağım dedim. Amacımız lig atlarken belli bir şampiyon havuzundan dışına çıkmadan lig atlanabileceğini kanıtlamak dedim. Amacım buydu zaten hatırlarsanız. Birkaç tane karakterin etrafında, mümkünse benim iyi oynadığım karakterlerin etrafında dönerek lig atlayacağız dedik. Yani bunun amacına uygun olduğunu ve gayet açık olduğunu düşünüyorum. Umarım anlaşılabilmişimdir diyelim. Şimdi dostlarım karşımızda Jax var. Hibrit bir karakter ve karşımızda AD olduğu için zırh gireceğim. Rünlerden de kolay koridor pushlayabildiğim için ve Jax pushlayamadığı için tahrip alacağım. Bir de sıvışma çekelim abi. Rünlerimiz bu şekilde. Klasik Ghost Ignite'le girelim bakalım. Bu arada chatte bir kavga gördüm. Ne olduğunu anlamadım ama. Oyun içerisinde zaten kendilerini belli ederler abi, reportlarız. Bu arada Jax hayalete girmiş. Çok enteresan. Hatta baya baya enteresan yani. Zaten senin atılma efektin var abi. Senin ne işin var hayalette falan. Baya saçma bu arada. Yani buradaki hayalet şu. Karşımda Sinch var. Hareket hızı yüksek bir karakter. Hemen ona yetişmeliyim. O da Ghost alacak zaten falan diye düşünüp alınmış bir Ghost ama sadece benim için Ghost alırsan senin ne Jax link alır? Yani oyun boyu benimle oynamayacaksın ki yani sonuçta. O yüzden bence baya mantıksız. Takımımıza enteresan move'lar geliyor bu arada. Asla takip etmem böyle şeyleri. Şuradan da nickleri ayarlayalım abi. Herkesin nicki gözüksün. Sonra demesinler vay efendim hangi Elo'da video çektiği belli olmuyor falan. Bu arada bir Ghost geldi Jax'ten. Yani şuraya doğru gideyim, move'layayım da yani bir etkisi olacağını zannetmiyorum. En fazla bir W falan bırakırım. E ile arkaya atarım varsa birisi. Abi maça bak ya, hiç sevmediğim maç tipleri Clown Fiesta. Aa bak Master öldü, bir de gitti o da. Neyse Allah'tan skorun amiye gitti de. Twitch. Tamam, anlıyorum. Twitch. Oğlum ne oluyor, herkes bir şey atıyor. Bu arada dostlar bir level'ım fena değildir ama 1v5 değil yani, o kadar da değil. Hani beni oyunda fena geri düşürür. O riski takımım için alamam. Hani şu an diyebilirsiniz buraya gidebilirdim falan. Tabii ki gidebilirim. Hiçbir sıkıntı yok ama takımıma güvenerek oyun oynamıyorum ben genel olarak. Şimdi dostlarım Jax'in TP'si yok. Öldüğü için şu an Ghost'u gitti. Orada Flash'ı gitti mi bilmiyorum. Ama şu anda First Blood alma ihtimalim çok yüksek. Gerçi ilk skor gitmişti zaten ama siz benim demek istediğimi anladınız. İki tane minyon da kaçırmak nereden baksanız harika. E'ye başladığı için şöyle bir ufak minyona hasar. Artı kemik zırhla birlikte Jax'e dürtme. Yine klasik. Öldü bu arada. Tamamdır. Ignite'ı erkenden bıraktım. Evet, geçmiş olsun. Hemen koridoru pushlayalım. TP'siz oynuyor zaten. Bak ya. Bak adamın level alası geldi bak. Bir de düşün orada flash'ı var abi. Tak diye atıyor kaçıyor. Nasıl olurdu? Sinir krizi değil mi? Arabalı minyon aslında pushlama mantıklı değil ama koridor çok kötü kalır pushlamazsam. Hani adam az minyon kaybedecek ama ben daha fazla kaybederim bu senaryoda. Kha'Zix topside'a gelecek. O yüzden tık ne yapıyoruz abi? Koridoru pushlayıp çıkıyoruz. Efendi base'imi atarım diye düşünüyorum. Kha'Zix de gelirse vakit kaybeder. Güzel başlangıç yaptık skorumuzla. Demiştim zaten TP alması saçmalıktan başka bir şey değil diye. Bir tane pembe ward alayım da bulunsun üzerimde, rakip ormana atacağım pushalım. Şu an mesela Ghost değil TP'si olsaydı dostlarım hiç minyon kaybetmeden koridora gelecekti. Ama şu an mesela XP geri düştü. Ha, arabalı minyon vardı evet ama bu arada Kha'Zix ormanda Master öldü. Yani Kha'Zix açısından eyvah eyvah. Ben şu an Kha'Zix'in takımında olacağım. Direkt derdim ki eyvah eyvah. Adam Master ölüyor 3 level'da. Düşünün dostlarım, yalnız hedef. Adam ormanda. Ufak bir dürtme geldi Jax'ten ama benim amacım koridor pushlamak. Şöyle arkaya doğru bir atayım. Hasar takasından önde çıkmış olduk böylelikle. Çok fazla minyon var. Yani savaşmak isterse minyonla tanklamak zorunda kalacak. Eğil arkaya atarım. Minyon bırakırsa eğer şu minyon. Kanka çekil, ben daha fazla vuruyorum senden. Müsaade et vurayım. Pot avantajım var. Eşya avantajım var. Yani şu an Jax'e karşı çok daha güçlüyüm. Adamın canı yaralandı zaten gördüğünüz gibi. İlk şans da almamış muhtemelen bu. Kanka tekrar ölmek istiyorsun sanki sen ya. Öyle bir vibe aldım ben. Aa öldü valla. Minyonlar çekilin. Aa flash varmış harbiden. Ne bu? Arabalı minyona gelirse atacağım arkaya. Tamamdır.
Aa, kendi kendini öldürüyor baba. Baba kendi kendini öldürüyor bak. Bak. Oğlum bu ne? Gerçi bak işte normalde böyle adamlar gelmesi lazım zaten abi. Anlatmaya çalıştığım bu. Yani bizim karşımıza gelen adamlara bak. Koridor bilgisi falan var. Adam koridor donduruyor. Bilmem ne yapıyor. Bu arada Kha'Zix şuradaydı gördüm. O yüzden çıkıyorum buradan. Shutdown vermeyeyim Kha'Zix'e bedavaya. Hani normalde böyle adamların gelmesi lazım zaten. Niye gelmediğini anlamamıştım. Sanıyorum uzun süre sonra ilk defa saçma sapan bir top lane geldi karşımıza. Hani örnek veriyorum benim AD Carry'im gidiyor 10 kere ölüyor. Hani o tarz bir oyuncu niye topta gelmiyor mesela karşıma? Ve geldi. Şükürler olsun. Full canlı Singe'i kovalama ihtiyacı duyan bir Jax var rakibimizde. Yes be. Takımımızda fit diyor ama sıkıntı yok, taşıyabiliriz. AFK falan kalınmadığı sürece, birileri report demediği sürece abi maç kazanılır. Aha, Master free kill'ini aldı. Kha'Zix'e öldü ama galiba. Paket. Yapacak bir şey yok. Hemen pushlayalım abi koridorumuzu. Rakip ormana girip bir ward atmak istiyorum eğer müsaade varsa Jax kardeş. Buyur Nedim kardeş, müsaade senin. Hemen şöyle Kha'Zix'in ormanına bir ward şekli. Hiçbir ormancı abi şuradan geçip de girmez abi buraya. O yüzden buraya atıyorum. Yani şuraya hep girilen bir çalı ama burası girilen bir çalı değil. Aha Twitch 2'deki attı. Hiç seker mi? Sekmez. Akın ne gibi anlamadıysa o fitlenir abi. Unutmayın. Kural 1. Hemen kule altına bitirelim. Bu çocuk kule altına farm da alamaz muhtemelen. İyi bir oyuncuya benzemiyor. Arkaya geçeyim bir de farm pushlayayım. Arada bir gelip tahrip patlatayım. Platin gitmiş bu arada. Yeni fark ettim ben. Kha'Zix'ten gank bekliyorum şu an. 2'deki atacağım çünkü. Bana gelirse minyon kaybeder. Gelmezse tahrip patlatacağım. Tamamdır. Gayet. Word. Sıkıntı yok. Kha'Zix bottaymış. Totem atmama gerek kalmadı. Şuraya pushlayalım. Bu arada burada push aldığınız zaman dostlarım oyunda bayağı öne geçiyorsunuz. Çünkü hiç minyon kaybetmiyorsunuz ya. Esinç'te de malum minyon almak zor. Rakibin yaptığı hataya bak. Yani sen oyunda önde değilsin kanka. O hareketi yapamazsın sen. Anladın? W attık. Zıplayamasın diye. Önünü kapattık. O ne lan? Öyle bir menzil mi var? Neyse adamı sabitlemiş olduk. Güzel bir hasar takasına girdik. Birazdan dive'layabiliriz. Tek önemli nokta E'sini kullanmış olması. Evet. Ulti açtım abi. Arkaya bir tur attım. E'yi kullanmıyor bu arada ısrarla. Tebrik ediyorum sakinliğini. Ama durursa ölecek, üzerine plate verecek. Ha, durmazsa yine plate verecek. Değişen bir şey yok. Tamam W'muzu da attık. Gel bakalım buraya. Hareket hızlı çantım Ignite'ı. Öldü. Demiştim ama ölürse, hani kalırsa ölür diye. Sonra Jax'cim uyursan ölürsün. Kha'Zix geçiyor. Ward'umu görecek, kıracak muhtemelen. Aynen. Bana gelmek yerine ward'u kırıyor mesela bak. Hemen koridoru pushluyorum. Hemen koridoru pushluyorum abi. Base'imi atıyorum. Umarım bu plate'de kaybetmem. Yani üzücü olur. Ama zaten aşırı fedim şu an. Jax de iyi oynamıyor abi. Bunu değerlendirip dümdüz win alabiliriz şu an. Tamam, plate'imiz gitmedi abi. Şimdi gideceğiz. Jax'i bir tur daha keseceğiz. Bu arada Merkür, MR ne varsa alıyor adam. Takımda büyü yok bu arada. Bakar mısınız? Bir tek benim için yapıyor adam her şeyi. Adam istiyor, anladın mı kardeşim? O koridoru kazanmak istiyor. Ben diyor Singe ezelemem diyor. Benim diyor bu adamı tokatlamam lazım. Çünkü biliyorsunuz Singe hani genelde fitleyen bir karakter ya, güya yani. Şu an takımı şey diyor. Ulan diyor Singe mi eziliyorsun falan diyor. Halbuki ne alaka yani? Kha'Zix topside'daydı bu arada. Şu an vadi bile alıyor olabilir. Bu adam da bu kadar rahat buraya açılmışsa kesin bir bokluk var. Affedersiniz. Ben bir görüş alayım o yüzden. Görüşümü vadiye alacağım tabii ki. Çünkü vadiye vermek istemiyorum. Kha'Zix mid'de gözüktü. Hemen gidelim bir Jax'e takas şekli yapalım. Merkür aldığı için biraz daha az hasar yiyor ama. Bende de ninja var. Aynı taktik abi. Bana mı vuracaksın? Minyona mı vuracaksın kararı? Tamamdır. Kulenin altından çıkınca Q'yu bıraktım. Hasar takası. Minyonlara pushla. Kha'Zix şu an bana gelemez. Çünkü oyun botta falan daha olaylı. Hemen gelelim abi. Şöyle de pushlayalım. Kha'Zix botta olduğu için buraya kadar girebiliyorum şu an rahat rahat. Ve burada minyon pushladığınız zaman abi koridoru kaybetmeden gelebiliyorsunuz. Bayağı önde karşılamış oluyorsunuz minyonları. Tamamdır. Burada pushladık mı abi? Base'imizi atabiliriz artık. Çalıya da bir ward attım. Kötü bir ward ama base bozmaktan iyidir. Hemen gidelim top'tan bir plate daha alalım. Twitch 4-0 bu arada. Motivasyon verdim abi çünkü bir ufak kavga başladı. Hani o kavga biliyorsunuz dümdüz gider yani. Bir plate daha patlatacağım abi. Jax minyon kaybediyor şu an. Yanlış base. Tamamdır. Kha'Zix yine botta. Bu arada Kha'Zix bot oynaması doğru hareket. Yani adam kazanıyor çünkü. Aha geçitmek koridora. Attım arkaya E'sini. Q atması lazım. Normalde iyi Jax oyuncuları direkt Q ile tepki verebiliyor. Şimdi dive'layacağız bu arkadaşı. Bastım ultiyi. Hemen arkaya ile attım. Şu anda flame atıyor bu arada Jax Kha'Zix'e. Zehir etkisi bitsin abi. Geldim. Bir ufak daha hasar verdim. E'sini de patlattı. Öldü. Şimdi bekliyoruz Q'sun bekleme süresini. Arkaya W attım. Evet. Tık. Gayet güzel. Ölecek galiba. Ignite'e gerek yok. Şaka mısın ya? Neyse dert değil. Base atlamak da yeterli. Zaten adam 0-3 yani. Bir de Ignite'im onu harcamak istemem. Ben buradan kuleyi alsam benim için yeter şu an. Kha'Zix'in de damage'i bana yeter mi bilmiyorum. Hani gerçi 5 kill'i var şu an. Fitlenmiş bayağı. Top'tan ilk kuleyi aldık abi. Tamamdır. Şöyle gelelim. Hemen Ghost'u bastım. Arkaya doğru atıyorum. Buradan kaçmam lazım. Hani ölürsem word olmaz. Savaşabilirim evet. Adama da bayağı hasar vurdum görmüşsünüzdür. Ama gereği yok. Ultim yok. Üzerindeki shutdown'u bir verirsem zaten adam snowball. Burada var ya bak, içimizden geçerler bizim öyle bir şey olduğunu. Maçı taşımam lazım malum. Botuma bak 0-7 gidiyor. Şu an top 3'lü güçlü durumda. Yani o yüzden ne yapacağız abi? Biz dikkatli oynayacağız.
Karşıma Akali geliyor. Tamam, güzel. Zed de Jax'i döver her türlü zaten. Adam bütün yatırımın MR'a yaptı. Bak aklın sonuna gidiyor şu an. Kafayı yemiş. Zed de full AD zaten. Yani ne yapacak yani? Bu arada o minyon için kalırsa üzerine oynarız. Aynen. Tamamdır. Bizi kayıtlayabiliyor bu arada Akali. O yüzden bu şekilde direkt Patakü'de giremiyoruz abi kafasına. Bir de damage'ı biliyorsunuz. Akali'nin biraz dengesiz. Q atmak için yaklaşıyor. Aynı hareketi birazdan da yapmasını beklerim. Ultim gelecek çünkü. Minyon atacak ya da Q'yu bana. İkisinden birine karar vermesi lazım. Tamamdır. Bu arada ultimi bastım. Üstüne gidiyorum, tık atladım. E atlayacak üstüme. Ulti basmasın diye hemen girdim abi. Bak W'ya girdi ya şimdi bak. Bak ignite de koydum. Bak flash da gitti. Ulti denmeden tık E. Ah be, shutdown verdik adama, çok tatsız oldu. Dediğim gibi abi bak, Akali'nin damage o kadar anlaşılmıyor ki, gördünüz mü? Bak üzerinde eşya var. Adam maçta geride. Farmı rezalet. XP geride. Her türlü adamların önündeyim. Adam beni kesiyor abi. Gerçi orada can avantajı vardı. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama sonuç olarak beni kesemiyor olması lazım. Tabii gerçi MR falan da yok üstümüzde, normal. Niko abi rakibe falan sataşmaya başladı. O yüzden hani mentali bozuluyor. Yazı yazıyor, odağı bozuluyor, bilmem ne oluyor. Bu yaşanmaması için uyardım, dedim salça olma millete, oyunla oynadım hani, chat yapma. Zaten maçta öndeyiz. Zed iyi durumda, gidip Twitch tekleyebilir. O teklemese ben araya girerim, bir şekilde arkaya atarım. Bir şey yaparız yani her türlü. Exhaust'u falan var Kaysa'nın. Hani kaybedilecek bir oyun değil yani şu an. Karıştır, karıştır, salla, karıştır. Bu arada Akali de o menzil ne abi? Harbiden o menzil, bakar mısın ya? Abi sen ne aptal bir şarsın ya. Gerçekten sen ne aptal bir şarsın. W attım altına ulti atmasın diye. Abi şaka mısın sen? Bu arada ikidir adamı güzel trollüyorum. Rezillik bu. Yani başka bir şey diyemem. Maçı satan hareketler şu an bunlar. Dün söylüyorum yani. Şu an maç lose olursa en büyük kabahatli kişi benim. İki kere kendimi geri düşürdüm abi. Akali'yi döne geçirdim. Abi sürekli takım konuşmaya devam ediyor. O yüzden ben bunları odağımda bozulmaması için susturacağım. Çünkü birkaç kere uyardım adamları, hiç dinlemediler beni. Bizim için çok hoş bir durum değil. Hani onlara sürekli işte yapmayın etmeyin demek çocuk gibi. Ben hani bebek bakıcısı değilim burada. Ben yapacağım yapacağım ve gideceğim. Haritada abi savaş atacağım. Çünkü şu an çok kuvvetli durumdayım. Yani o gücümü kullanmam gerekiyor. Jax'i de rahat rahat minyon kesmek yok bu arada. Tık şöyle hemen minyona geldi. Bir ufak vurduk. Kha'Zix vade alıyormuş. Ama ultiyi açtım, E'yi açtığı için. Arkadaş yine ölecek abi. Bir de skor almış bir tane bir yerden. Ignite'im var. Kaçmaya yeltenirse ignite atacağım. Tamamdır. Jax'i yine kestik abi. Jax'in mental boom zaten. Akali'ye birkaç skor verdik. Shutdown veriyor artık. O tatsız sadece. Adam bizden shutdown aldığı için bayağı öne geçti ama ikinci kuleyi alıyorum haritadaki. Hemen hatalarımızı toparlıyoruz. Gideriyoruz abi. Öyle bedavaya bir şey kaybetmek yok. Vade mi aldın? Alttan kuleyi verdin, artı Jax öldü. Burada önemli nokta şudur dostlarım. Biz vadeyi kule için alırız. Eğer kule olarak karşılığını verirsen, ki ben bottan verdim, o aldı vade, bir işe yaramadı artık. Şimdi Twitch'in yanında abi sürekli gezen bir Nami var. Nami'de exhaust'un olmaması güzel bir şey. Üzerine atladığımda ölmem. Buradan direkt Anathema'ya gideceğim şimdi. Çünkü rakipte herkes keserim ama bu adamı kesemem. Bu yüzden de direkt bir Anathema çekersem keyfim yerine gelir. Yiyeceği hasar bayağı absorbe etmiş olurum. Bu arada Kaysa geliyor, benim farmı alıyor. Hani hiç hoş değil abi yani. 0-6 gidiyorsun. Maçı taşıyan kişinin farmını almak hani ayıptır yani. Hani bak fitliyorsun falan, gene anlarım bir nebze. Belki kötü bir oyunda geçiriyor olabilirsin ama hani şu ayıptır yani. Bu harekette ya bu kadar da yüzsüz olmayın valla. Hani böyle bir oyuncu olmayın diye uyarıyorum bu arada. Sataşmak için değil ama bu dümdüz yüzsüzlüktür. Hani win isteyen adam bu hareketi yapmaz. Etiktir abi bir kere bu yani. Twitch'e bak. Abi Twitch 10'a 1 gidiyor. Sonra diyorsunuz ki sen çok şanssız. Ben değil mi? Kule bana vuruyormuş. Teşekkür ederim hayat. Harbiden teşekkür ederim hayat. Ultim bedavaya gitti. Tamamdır. Akali'yle bir oyun yapabilir miyiz? Abi Ghost'um harcamama değer mi şu an, onu düşünüyorum sadece. Ya ciddi misin ya? Gerçekten ciddi misin? Bir şey demiyorum abi, sakinim. Hiçbir skin yemedim, fark ettiniz mi? Bak Q'larını dojladım. Pasifini vurdurtmadım. İlk E'sini dojladım. Ultisini dojladım. Adam gene kesti beni. Üzerinde iki eşya var arkadaşlar, adam bir eşya. Bakar mısınız sadece? Adam bir eşya. Ama geldi beni kesti. Bu arada Akali belli bir Elo'nun üzerinde banladığım karakterlerden birisi. Bazen Evelynn de banladığım oluyor. Tamamen Elo'ya bağlı. Bu arada Master'dan bir shutdown geldi. Jax'i keserlerse... Kestiler vallahi. Harika. Benim acilen takıma dahil olmam lazım abi. Birazcık tempodan koptum. Yani şu an hiç iyi oynamıyorum. Gücümü takıma yayarsam çok daha iyi işler yapabilirim. Benim amacım Akali'yle 1v1 atmak değil. Master falan da fed durumda. Gerçekten bir şeyler yapabiliriz. Q'su yok bu arada bu çocuğun. Bu arada direkt atlıyorum abi üstüne, gel. Zed'in önüne ekmek gibi attım abi onu. Aynı hareketi yaptığı sürece ölecek bu arada, onu söyleyeyim. Tamamdır, flash gitti Nami'nin de. Bunu yaptığım sürece dostlarım Twitch hiçbir şey yapamaz. Rahat olun. Kasılması falan bir şey ifade etmiyor. Şimdi dostlarım şu Anathema'yı bir çekeyim. Zaten Twitch'e koşarken ölmediğim sürece, ki Anathema aldığımda ölmem. Maçı dümdüz winleyebiliriz abi. Bir ejder fight'ı olabilirmiş. Ping atıldı. Kha'Zix öldü. Harika abi. Hemen geldik, Hex'teki aldık. Şu an Twitch abi herhangi bir yerden çıkıp şurada falan Q basıp bizim üzerimize atlayabilir. Ne yapıyoruz? Şunu patlatıyoruz. Aa, Twitch'in yeri belli. Tamam, gerek yok savaşmaya. Hex'teki aldık.
Bu arada Overwatch için ölecek Akali şu an. Ciddi misin? Bir şey değil mi şu an? Akali beni tilt ediyor ya. Gerçekten bak. Buradan geçirtmem bu arada Twitch'e falan kimseyi. Oy, o ne? Nami'den çok kötü ulti. Tamam, anlıyorum. Aha. Ne yapıyor bu? Harbiden bu ne yapıyor? Öldü. Öldü ki. Ha, takım oynasaydı gerçi biz de ölmezdik yani. Daha doğrusu Zed ölmezdi de. Böyle bir şey yapamam, ultim yok. Ama sıkıntı yok yani. Bu fight'ın sonucunda şu anda mid'in push'unu aldık. Şimdi buraya bir tahrip patlatabilirim. Eğer mid'in ilk golesini alırsam diyecektim. Alamadım. Yapacak bir şey yok. Bu arada Akali'ye de bağlayabilirim biliyor musunuz? Anitema'yı. Karıştır, karıştır, salla, karıştır. Şöyle arkaya doğru bir W. Nami geldi. Nami gelmese çıkmam da. Tamam, sabitlendi o. Güzel, harika abi. Gayet güzel. Kha'Zix öldü, bu öldü falan. Bayağı trollüyorlar. Twitch gözükmüyor. Bak, kazandığımız yerde FF veriliyor. Bak, söveceğim şimdi ama. Aha, Twitch geldi. Aha! Oğlum Twitch'i koruyan kimse yok. Dalsanız adama. Nami'ye de varamadım bir türlü. Jax tokatladı. Twitch araya girdi abi az önce şurada. 3 kişinin arasında ölmedi biliyor musunuz? Skor almış bir de. Oğlum benim mentalim mi şu an sıkıntılı yoksa maç mı gerçekten rezalet gidiyor ya? Bak ben de iyi oynadım düşünmüyorum şu an. Tamam, sayısız hata yaptım ama bilmiyorum yani, hiç normal değil. Bu arada Twitch'e de yeniden reportlayacağım. Doge'lara falan normal değil. Az kaldı, sıkıntı yok bu arada. Anitamız bitince abi çok rahat edeceğiz. Akali'ye veya Twitch'e basacağım, ikisinden birine. Nash var abi şu an, bildiğiniz free Nash. 500 tane ping attım geliyor diye. Master kuş alıp, bunları anlatmamın sebebi tekrar diyorum sataşmak değil. Maçta yapılan hataları göstermek. Şu an baron alıp maç dümdüz bitirilebilir. Akali'den güzel satış geldi. Hemen mid'i alıp baron yapabiliriz. Master bunu tek başına alabilir. Atlayamasın diye W bıraktım ama ters tarafa kaçtı. Aynen, yapacak bir şey yok. Twitch şimdi gözüküyor abi bir yerde. Direkt üzerine atlayacağım, ben zonluyorum şu an bu tarafta. Ama Twitch burada gözüküyor. Aha. Attım Twitch'i araya. Bak araya Twitch'i atıyorum kimse. Allah'ım, oynayışlara bak. Twitch'i araya attım tek başıma. Adamlar kaçıyor buradan. Abi çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım şu an bu arada. Ne şiş almış Kha'Zix. Arkadaşlar yemin ediyorum botlarla oynuyoruz şu an. Bak yemin ediyorum bot var abi takımımda. Bir nişancı. Bak soruyorum size. Bir nişancı. Nasıl araya atılır ama tek yemez? Bana biri anlatabilir mi? Bak Mast'ın girişe bak. Bak. Siz şakasınız ya bu arada. Bak Zed'in girişe bak. Sabahtan beri kovalıyor abi Mast'ın adamları. Eyvah eyvah, Nikon'un ultiye bak. Allah! Gençler lütfen kusuruma bakmayın ama yani adamlar rezalet oynuyor. Yani ben bu adamlara söylenmeyeceğim de kime söyleneceğim? Yani kusura bakmayın şimdi. Rica ediyorum. Burada ben kendim, yani bu maça özel kendimde söylenme hakkını saklı tutuyorum abi. Böyle rezillik olmaz çünkü. Bu adamların hepsi zümrüt, yapmayın. Mid'in push'unu alıyorum abi. Mid'in kulesine vurmak istiyorum artık. Bir tane tahrip patlatsam alacağım ama sürekli birileri tutuyor orayı. O çok tatsız. Yani bunu almak için de ölmek istemiyorum. Tahrip atlattım, kuleyi aldım. Şöyle Jax'i de arkaya atayım mı? Tamam, gerek yok. Ejder daha önemli diyecektim ki rakip aldı. Geldim. Ultimi açtım bu arada. Kha'Zix öldü zaten. O da Nico'ya gitti. Çok tatsız. Aha, şu. Tamam, teşekkür ederim abi. Master gitti en azından ona. O da öldü zaten. Süper, süper. Aldık abi burayı. Savaş arasında bu arada Twitch'e anatemayı bastım. Yani bir etkisi yok tabii ki, yani steklenmesi lazım da. Bulabildiğim tek boşluk savaşlar oluyor. Adam sürekli görünmez geziyor çünkü. Savaşlar çok hızlı bitiyor dostlarım. O yüzden de buradan şeye gideceğim. Radiant'a gideceğim. Hani hem çok hızlı tanklaştırıyor sizi, ucuz bir eşya. Savaşın bitmesi için Jackson'un steklenmesine bile müsaade vermiyor rakip. O yüzden de adalet işi daha iyi oluyor. Bu arada Master bir shutdown daha aldı. Tek oynayan kişi Master gibi duruyor şu an maçta. Herhalde az önce girdi ya botta bir. Tilt olma girişiydi o. Haritada görev yok yani, ölmeleri şu an bir şey ifade etmiyor. Tabi bir şeyler kaybediyorsunuz. Tempo falan kaybediyorsunuz ama sonuç olarak Master'la Nico'yu beklersek şu an bir şey yapamaz rakip. Mid'in farmına alınması lazım. Hemen mid'e işaret attım abi. Pink yani şu an mid'in inhibitörüne vuracak adamlar. Rahat rahat gelip. Aha, Twitch gözüküyor. Şu kendimi göstereyim de abi. Hani zonlama amacıyla. Ulti açtı. Gerek yok savaşmaya. Tamamdır. Ulti açtığı için hiç gerek yok. Ben de ultimi açmayacağım. Reset alıp geleceğim. Savaşacağız. Twitch'in Nora'ya olduğunu söyledim. Geliyorum dedim. Hemen abi resetimizi aldık. Gidelim şu Twitch'i Ghost'la ultiyle hemen arkaya atalım abi. Nami'yi de atabilirim bu arada. Nami'yi araya atarsam direkt düşer. Hatta Nami'yi atarsam Twitch'i koruyacak kimse kalmadığı için Twitch direkt düşebilir. Haritada önce abi benim Nami'yi görmem lazım. Nami ve Twitch ikisi. Onları görmeden benim haritada gözükme lüksüm yok. Aha. Nami burada. Aha. Nami'ye gideceğim. Az önce söylediğim gibi. Of, Nico'ya servis ettim, servis böyle. Nico'ya servis ettim abi adamları. Bu kadar basit. Gördüğünüz gibi Nami'yi araya atınca abi, Nami kendini mi koruyacak, Twitch'i mi koruyacak? Hani biraz da öndelik onda o yüzden. Ben burada ölümün pahasına girerim oraya. Dert değil.
Amaç Akali'yi öldürmek ve bir şeyler almak. İlerleyecekler mi? Benim canım bayağı az ama. Hemen olduğum yerde base atıyorum. Çünkü arkadan birileri ışınları bize bir şeyler yapabilir. Bir de baron var. Radyantım da bitti. Harika oldu. Şuradan bir tane de görünmez ward alacağım. Bir tane de tarayıcı alayım hatta abi. Lazım olur. Hem Akali için hem Twitch için. Aha Twitch gözüktü. Twitch ölüşe bak. Ulti açtım bu arada Radiant'ın etkisi çalışsın diye. Akali'yi yakaladım. Araya attım. Nami'ye gidiyorum. Beni ilgilendiren tek kişi Nami şu an burada. Jax sabaha kadar vursun bana. Beni ilgilendiren kişi Nami. Kaçmaya çalışacak. Ben de önünü kapatacağım. Bitti maç. Ay, bir şey değil mi bu arada? Maçı kazanmamız mucizeydi ya. Akali iki kere ölünce mentalim çok bozuldu ama Allah'tan hatalarımı hemen toparladım. Maçı hızlıca kazandık. GG abi valla. Elimize sağlık. Dümdüz windi zaten benim. Hani fitlendiğim bir maçta lose almamız çok zor. Master da bayağı öndeydi. Twitch ve Akali de sağ olsun güzel sattılar ve maçı kazandık. Master'a sakin kaldı vereceğim mentalini bozmadığı için. Diğerleri zaten hiçbir şey hak etmiyor abi şu an. Bayağı benim moralimi bozdular yani. Bir oyun Twitch banlamadım, başıma gelenlere bakın. En azından Hecarim'den daha insaflı diyebiliriz. O beni mutlu ediyor. Ayrıca Platin 1'e geçişimizi yaptık abi. Ufak ufak zümrüte dayandığımızı hissediyorum. Vurulan hasarlar ve kasılan altınlar da ekranda gördüğünüz gibi. Geçelim ikinci maça. Dostlar ne güzel, elimiz ısınmıştı. Otofil attı bizi maalesef. İkinci maçta alt koridora gidiyoruz. Bir rica edelim bakalım. Galiba salmayacak dostlarım çünkü pikimiz kalmadı. Bu arada Mundo'yu gördüm. Şu anda devamlı hasar lazım. Yani Kog'Maw çekebilirim ama çok iyi sayılmam. Çekelim ya çekelim. Tanki bir Kog'Maw oyunu yapacağım bugün size. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Şöyle dostlarım ölümcül tempoyla girelim. Zafer çekelim. Can çalmayı buradan alalım. İyi olur. İçeride de alacağımız eşyalar ona göre seçeriz. Bu adamları kayıtlarız bu arada. Herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Otofil olduğum için umarım bir sıkıntı yaşamayız. Ama elimden geldiğince maçı tutmaya çalışacağım. Dostlarım rakip de çok fazla üzerimize atlayacak char var. Ama baktığınız zaman zaten Kog'Maw böyle tankiyi kasıyor ben. Çünkü karakter Guinzo ve mahvolmuş olduğu zaman zaten tarıyor abi. O yüzden de böyle Titanic Hydra, Starak gibi eşyalar da alacağız. Ve o bakımdan kolay kolay ölmeyeceğimizi söyleyebilirim. Hatta bir fırsat bulur ve tararsam fena hasar çıkartırım. Bakalım abi otofil bir oyunda neler yapacağız. Kog'Maw çok sevdiğim çarlardan birisi. Ay Zed geldi. Tam Zed'liymiş, Nick koymuş. Şurada bir reset almam lazım şu an. Hemen base atıyorum. Adama yazarken ölüyorduk az da. AP almayacaksan bana söyleyeceksin falan diyor. Ama zaten ben büyü hasarı veriyorum dostum. Hatta büyük oranda büyü hasarı veriyorum. Nico bizim ormanda rahat rahat geziyor. Tristana'nın 1 ve 2 level çok güçlü. O yüzden şöyle hemen gelip rahat rahat. Aa Nico'dan bir E tuttu. Şöyle W'mu açmam, hızlıca pushlamam lazım burayı. Nico'yu da dürtelim şöyle ufak ufak. Umarım Lux bu arada agresif oynar. Çünkü bunlar bizi döver yoksa yani. Bak adam yeteneği kaçırıyor mesela. Cezalandırmıyor Lux. Şu an minyona vurması lazım Lux'ın. 2 level olacak adamlar. Ve bizi dövecekler. Aferin Lux. Adam 2 oldu. Direkt geri çıkıyorum. Ignite? Flash? Abi biz bu koridorda yandık bu arada. Zaten Kog'Maw'la koridor aşaması kötü. Ben dikkatli oynayayım ben bu oyunun en iyisi. Elimden geldiğince farmlamaya çalışayım. Bu kadar yeteneği nasıl dojlayacağız, o da var tabi de. İşte dürten bir karakter oldu mu botta? Ciddi anlamda sıkıntıdayız abi. Şu an dive yersek hiç şaşırmam yani. Uyarmak istedim yani, umarım laftan anlar abi. Şu an çünkü bana minyon kaybettiriyor sürekli olarak. Bir tane uzun kılıç çektim. Güzel. Kazix'in gelip skor olması güzel bir şey. Tamam Tristana bir canlı abi, şu an koridorun şurada duruyor. Eğer pushlamaya gelirse abi minyon kaybedecek. Çünkü ben geliyorum koridora. Flash'ım, ghost'um, her şeyim var yani. Ölmemek için elinden geleni yapacağım çünkü geri düşmemem lazım. Kog'Maw oynuyorum sonuçta. Evet bak, aldırmamak için zonlamaya gittim Tristana'yı. Zek botta. Anlıyorum abi. Ha Nick koymuş, tamam. Bu arada bu bait'i yememem lazım artık. Minyonlar vurmasın diyorum abi, adam ısrarla vuruyor. Çünkü koridor hakimiyeti hakkında bilgisi yok belli ki. Allah'ım Lux söveceğim şimdi bak. Yemin ediyorum minyon alamıyorum Lux yüzünden abi. Kazix geliyormuş, tamam. Abi bize oynaması var ya, hiç mantıklı değil bu arada. Keşke bize hiç gelmese. Uyaracağım Kazix'i, diyeceğim Lux kötü, gelme bize. Çok kötü bir gank bu arada, onu da söylemek isterim. Şöyle slow da verelim abi. Ah bana kaldı. Şakasın. Güzel bir dürttük. Keşke yeteneklerini saklasa şöyle. Lux vur şuna. Önce tepom stacklendi bu arada. Güzel bir dövdük. Kazix de boyu yatıyor. Yani Kazix'in bize oynaması gerçekten benim açımdan iyi ama Lux kötü abi. Yani şu an bir saçmalık yapacak ve 3'te 3 vereceğiz falan diye ödüm patlıyor. Koridoru pushladık abi, burada base atmamız lazım. Arabalı minyon zaten. Arabalı minyonu hızlıca pushlayamazlar zaten. Botu çektim abi. Şuradan bir tane de ward alayım. Bizim için kafi. Arabalı minyon olduğu için daha az minyon kaybedeceğim. Rahatım yani. Bir tane minyon kaçırdık abi. Güzel. Koridoru abi pushladık ama manam yok şu an. Base atmam lazım. Koridoru pushlamak için bütün yeteneklerimi attım çünkü. Ama arabalı minyon değil. Base atamıyorum o yüzden. Şuraya bir görüş alalım. Bir sonraki wave ile base atacağım. Arabalı minyon çünkü. Koridoru pushladım, base atıyorum. Kazix'ten bota bir gank. W tutturursa ölecek, tamam. Şuradan plate alacağım abi. Ben de tek başıma plate aldığım için güzel olacak. Tık şöyle flash atmam lazım. Bu arada attığım flash neyse. Enteresan abi. Zek geldi. Ghost'u bas, kaçıyorum.
Flash var mı bilmiyorum ama tamam. Ghost Flash'ım gitti abi. Yani Flash'ımı adamın ultisinin dışına attım ama demek ki atamamışım. Yapacak bir şey yok. Ghost'um belki biraz daha erken bassam, biraz kayıtlar mayıtlar bir şeyler yapardım. Ama olabildiğince safe durmaya çalışıyorum gerçekten. Çünkü Kog'Maw oynuyorum. Teamfight'larda çok daha güzel işler yaparım. Dikkatli oynamakta o yüzden fayda var. Hem de Zek ve Mundo'yu eritecek yegane kişi ben olduğum için. Hani Yasuo'ya güvenmiyorum sonuçta. Kendime bakarım ben. Allah Allah, Lux minyon tutuyor. Hayret. İlk defa işe yarar bir hareket yaptı. Niko mid side'daymış abi, gayet güzel. Hemen gelelim buradan bir tane plate alalım. Tristana gelirse üzerine oyun yapabiliriz. Lux minyonları pushladı, niye bilmiyorum, zaten pushlayacaktık. Enteresan hareketler Lux'tan. Base attığı için açılamıyorum, geri çıkacağım. Bir görüş alayım. Niko geldi abi Tristana, Lux yok o yüzden geri çıkıyorum. Lux'un şu an gücü yerinde, yani bir tane Q tutturursa bir şeyler yapabiliriz. Bu arada adam girdi ama... Güzel oynadık. Zix de burada galiba. Şey, Zix diyorum, Zek. Şu an görmüyormuş. RP'si yapıyorum abi. Evet, güzel. Slow da vereceğim ama mana kalmadı. Tarıyorum W'yla. Çok dibindeyim adamın. Yok, herkes de çok yüksek. Hemen gelelim kuleye, bir iki tane vuralım abi. Orada güzel odaklandık. Yani Lux'ın da güzel fokus atması mutlu etti beni. W açtım, şurada tarayacağım ama... Hasarım yetecek mi zannetmiyorum. NT diyebiliriz abi, sıkıntı yok. Lux'ın ölmesi önemli değil. Oraya iyi oynadı. Niko geliyor şu an bu arada, Zek değil. Artık çözdük kanka ya, yemezler. Flash falan varsa bir oyun yapabilir mi acaba? Guinzo'muz da neredeyse bitmek üzere abi. Bizim için güzel base değil ama problem değil. 400 altın sonra eşyamız bitiyor. Guinzo çok pahalı bir eşya. Öncelikli olarak bunu tercih ediyorum. Bir de stacklendiğinde bayağı vuruyor abi. Ejder fight'ında falan işimize yarar diye. Önce buna gidiyorum çünkü mahvolmuş şu an rakiplerimden hiçbirinin işine yaramaz. Hani ben çünkü genel olarak Zed'i, Tristana'yı veya Niko'yu görüyorum. Şu an bu adamları keseriz bu arada. O yüzden de rahatım. Niko öldü bu arada. Kazık güzel bir gank attı. Bana da asist geldi oradan. Tatlı oldu. Hemen gelelim kuleye vuralım. Abi şu hareketi artık yapmaktan vazgeçerse Lux çok mutlu olacağım. Gayet güzel beslendik abi bu arada. Şöyle bir arkaya slow vereceğim. Ghost'u da bastım. Adamlar savaşacak diye düşündüm ama savaşmıyorlar. Niye? Bedava Ghost bastık abi. Adamlar öyle yaldır yaldır gelince üstüne bir anda niyeyse Ghost basmaya ihtiyacı duydum. Kötü bir Ghost. Gidelim Guinzo'muzu bitirelim. Guinzo bitti. Buradan direkt mahvolmuşa gideceğiz. Şöyle bir tane de görüş alayım. Tamamdır. Hatta uzak görüş alayım bir tane de. Rakibin şu an en büyük hatası biz öndeyken sanki kendileri öndeymiş gibi oynaması. Farma yaklaşamıyorum şu an. Olabildiğince uzaktan farm kesmeye çalışıyorum. Zaten otofiliz. Hani en azından takım bizi taşısın bari, müsaade edelim. Sion'da koridoru salmadı ama en azından skor bakımından iyi. Mundo da bayağı geri düşmüş. Etapta malum otoban olmuş. İkinci kule bile gitmiş. O yüzden bana salmaması herhangi bir önem arz etmiyor. Otofilken de winimizi alırsak ne ala. Kha'Zix de bayağı fed durumda. Sanıyorum bir FF gelir bu arada bu maça. Rakipte herkes SS. Ben şu an buraya pushlayacağım ama bekliyorum rakibin görünmesini. Herhangi bir yerden birileri çıkabilir. Güvenli pozisyondan ultimle minyonları kestim. Zed mi geldi bize? Şöyle skinleri yemeden, ah be, flash çok geç attım. My bad. Yapacak bir şey yok. Hani şöyle duvara yaklaşayım, tık diye flash koyayım, adamın kombosunu yemem, hem de oradan sıyrılırım diye düşündüm ama Zed abi malum. Ölmeseydim iyiydi bu arada, adama shutdown verdik. Bir de üzerine adamlar vade aldı. Yani yaptığımız hareket biraz troll, onu söyleyebilirim. Ghost'umu az önce kötü harcamasaydım burayı kayıtlardım mesela. Zed yine seslerde. Şu anda gerçi Lux'ın canı az olduğu için ona fokus atabilir. Tamam, Zed tapta gözüktü abi. Hemen botun kulesini alabiliriz. Şu an bu saatte kimse yok abi. Dümdüz aslında alabiliriz kuleyi rahat rahat oynayarak. Gayet güzel. Botun kulesini aldık. Çıkalım abi buradan. Mahvolmuşa kaç gold var? Hemen şuraya bir görüş alıp abi gromp alacağım. Adamların ward'u vardı, şunu kıralım. Rakip FF verdi bu arada. Tüh. Late game için aldığımız Kog'Maw bir şey yaramadı. Yardımlarından dolayı Kha'Zix'e Honor'u vermek istiyorum. Onun dışında zaten kimseyi görmedim. 40 puanımızı abi free bir şekilde aldık. Yani bir şey yapmadık maçta. Adamlara damage'ımıza baksanız Allah, oyunda AFK gibiyiz. Ama amacımı anladınız zaten. Late game oynayıp Mundo ve Zek tanklaştığında eritmekti. Yani maçı erken safhada tutan karakter Kha'Zix'ti. Adam da güçlendi ve tuttu maçı. Rahatlıkla kazandık. Late'e gitseydi o zaman iş yapacaktım. Gerek kalmadı. Yani maçın sigortasıydım ben, öyle düşünebilirsiniz. Laf uzatmayalım abi, geçelim 3. maça. Abi tapta bilmem kaç oyun sonra ilk defa kırmızı takımda olabildim. Yani rakipte herkesi görüyorum ve ona göre seçiyorum. Karşımızda Aatrox var. Şu an ne oynayacağımı bilemiyorum dostlar ya. Bir Sinch de akar galiba. İlk oyun güzeldi. İkinci oyunda da bir Sinch çekelim. Aatrox'a karşı zorlanmıyorum. Ha tabii ki çok iyi oynayan bir Aatrox oyuncusu değilse genellikle zorlanmıyorum. Rakip çok kırılgan. Aatrox'a zırt elme giderse aldığım yenilmez ürünü boşa gideceği için Eri ile gireceğim buraya. Klasik tahrip ve sıvışmamı da alayım şuradan. Bakalım bu Aatrox'u dövebilecek miyiz? Karşımız full zümrüt, takımımız da full zümrüt, bir tek biz platız. Sanıyorum artık ufak ufak elmaslara doğru yaklaşıyoruz. Serinin muhtemelen en heyecanlı yerlerinden birisi olacak burası. Yani bakmayın buraya kadar hızlı geldik ama bundan sonrası için artık insanların eli kolu diğer elolara göre daha çok tuttuğu için, hani geçtiğimiz elolardan bahsediyorum. Ufak tefek böyle zümrüt 1'ler, işte elmas 4'ler, 3'ler falan gelmeye başladığında biraz zorlanabiliriz. Invite gelecekler, def durum demiş. Tamam, gelsinler bakalım. Bir level'ın bayağı kuvvetli bu arada. Ha Q açarsam hasar bakımından kuvvetli. E açarsam da rakibi pozisyon dışı bıraktığım için bayağı sıkıntı yaşıyorlar. Tamam, E açıp Ghost üzerine koşturabilirim. Tamamdır, arkaya attım CC üzerine. Öldü. Gayet güzel.
Hem de hiçbir şarjımama gerek kalmadı. Direkt base'imi atayım şurada abi, koridora gideyim. İlk kan Lux'a kaldı, Ignite'ına normal. Yani ben burada tabii ki Syndra'ya kalmasını isterdim. Lux abi aldı ya, bir tane de kitapla gitti. Dedim kazan robotu aslanlarım dedim. Lux aşırı vuracak, kazanırlar demiş. Doğru. Yani şu an bu kitap var ya, size böyle çok ucuz gelebilir ama oyunun ilk dakikasında ekstra 20 AP ile geliyor adam. O kadar büyük bir fark ki bu. Belki %10, belki %20 daha fazla vuracak şu an damage olarak. Q tutturdukları kişiyi muhtemelen burstleyebilirler. Bu arada sadece E yeteneğim olduğu için abi şu an koridoru pushlayamıyorum. Geç gideceğim ama. Eğer hızlıca buraya pushlarsam asist aldığım için ilk wave ile 2 olabiliyorum. Ward kestiğinizde de bu oluyor bu arada, bilginiz olsun. Q açmış Aatrox. Pasifini bana vurmaya geliyor galiba. Yaklaşırsa ben de E'yi patlatırım, sıkıntı yok. Tamam da 2 oldum. Üzerine gidiyorum abi hemen. Gitmesen de pushlarım koridoru, hiç dert değil. Aha E açmış. Tık attım arkaya. Güzel bir takas. Ignite'ım var. O yüzden takasta kalmaya devam edeceğim. Ward. Fiddlestick alttan önce abi çok etkili baskınlar atamıyor. Bunu bilerek oynarsak son derece rahat oynarız. Hemen koridoru pushlayacağım. Tamamdır. Burada base'imi atabilirim artık. Musibetim bitti. Aatrox erken seviyelerde özellikle lane pushlama konusunda bayağı zayıf. Tık. Üzerim geliyor. Tamam, W attı. W'sunu boşa attığı için üzerine oynayabilirim diyecektim ama sürekli Q'larını ucundan falan tutturuyor abi. Bayağı tatsız. Buraya pushlamam lazım. Bana vursun, sıkıntı yok. Şurada base'imi atabilirim artık. Tamam. Cevabım var mı, gelecek? Yani atta gank'ten bir verim alamayabiliriz. Yampire gidecek. Koridor pushlu olduğu için Aatrox biraz geç gider. Bir wave daha durabilirdim bu arada. Hem de botumu alırdım. Biraz kötü bir base atmışız. Birazcık kötü base attık. Ama Aatrox buraya pushlamaya çalışacak şimdi. Pushlayamayacak falan. Ben de az minyon kaybedeceğim. Mid'de bir baskı var abi Syndra'ya. Jarvan yetişti. Ah be, çok kötü oldu. Kötü flash. Bu arada takasa girebilirim şu an. TP'sini alırım eğer kazanırsam. Tamamdır. Arkaya attım. Bu arada nasıl ya? Adam bütün kombosunu yiyince abi dehşet deme çıktı. Şu an ghost'umu kaybedebilirim. Hatta canım bile kaybedebilirim. Arkaya doğru attım. Tamamdır. Bayağı kötü oynadım orayı. Benim hatam. Bir base daha atacağım. Neyse, sıkıntı yok. O zaman bot alacaktım. Aa bak, ona izin vermem. Potum var, ona izin vermem. Bu arada ghost'u bastım. Tamamdır. Ignite'ını attım. Flash'ını aldım. Bak, o dondurma yüzünden flash'ını aldım. Şimdi artık bana oyun yapamayacak. Kusura bakma kanka. Karşında amatör bir top laner olsaydı o hareketi yapardın da. Ben yemem. Aa base'im bozacak. Bozma. Oh tamam. Ninja'ya gideceğim ama rakibi ormancı Fiddlestick, o biraz tatsız. Burayı hızlıca pushlayacağım. Yani Aatrox'un TP'sini tetiklemeye çalışıyorum. Bölge sağa sola gidebilirim. Çünkü adamlarda TF var. Artık alt level olmak üzere. Sürekli bize gelebilir. Yani TF'in üzerine baskı kurmam lazım. O benim üzerine baskı kurmadan. Teşekkür ederim kule. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Erik bulmaya gittik abi. Pelet kaybettik bir de üzerine. Tamam, burada Erik var Allah'tan. Hemen şunu alalım. Bir de rakibi ormana da ward atalım. Midden ne oluyor? Gidiyorum. Ulti bastım hareket hızı için. Ölme lan Syndra. Yetiştim lan Syndra, ölme. Abi adam Q'su dönecek ki. Her türlü yetişecek bana. Manası var mı Q atacak? Var. Bu arada daha fazla zorlarsam buraya Aatrox bir şeyler yapacak. Abi çok tatsız ya. Bu arada fena tatsız şu an. Yani bütün şansım maalesef kayboldu az önce. Buradan push alıyorum. Syndra minyon kaybetmesin diye. Ama ben taptızdan bir ton minyon kaybettim. Bak plate kaybettim. Mid'den hiçbir şey alamadım. Ultim gitti. Şu anda adam plate alıyor ve yolu da kesecek muhtemelen. Aynen. Duruyor orada. Yapacak bir şey yok. Savaşacağız. Bu artık şöyle kule altına atıp sabitleyebilirim. Tamamdır. Kule vurdu. Güzel. Adam şu an dive'layabilir beni bu arada. Çok talihsiz ya bu arada. Gerçekten çok talihsiz. Adamı kesemedik. Bir canla kaçtı, bilmem ne oldu. Ultim gitti. Potum gitti. Şu an burada durmam tamamen troll. Onu söyleyebilirim size. Ama bu riski alacağım. Yapacak bir şeyim yok. Çünkü adam flash'ı yok. Ignite'ına dönmek üzere. Abi TF mi geliyor? Kuleden hit yesin. Tamam, anlıyorum. Minyonlar ölecek değil mi? Şurada base atmam lazım abi benim. Bana yaklaşamadan adam. Ignite koydum. Ay bir şey diyeyim mi? Allah'ım. Dot play ya. Yemin ediyorum dot play şurası. Neyse, adam da bir canla kaçmıştı abi. Bir canla kaçmasının bedelini ödettim abi ona. Bu arada Fiddlestick nerede? Ah Fiddlestick öldü. Twisted Fate de gözüküyor. Gel bir leveyi daha pushla abi. Bir daha Aatrox'a wave'i kaybettirelim. Ah TP'si var. Allah kahretsin bu arada. Hemen şuraya pushlamam lazım. Ne kadar hızlı pushladım kardır. Tamamdır. Gel abi. Base'imi rahat atabilirim şimdi. Arabalı minyon. Jarvan bana geliyormuş. Yani geç kanka, çok geç. Bota gittin artık. Kararı verdin. Sıkıntı yok ama. Ben her türlü oynadım orayı. Hemen geliyorum. Aatrox plate kaybetti. Güzel oldu. Arabalı minyon az önce düştüğü için abi şu an burayı pushlayarak Aatrox'a wave kaybettirebilirim. Muhtemelen base attı. Hatalı base. Az önce mentali kırılmış olabilir şu hareketten sonra. Bir türlü kesemedi ya beni. Ignite'den doğrudan hareket hızı geldi. Dojladım yeteneğini. Tamamdır. Aatrox'u dojladık. Klasik zırt eşmeye gidiyor. İki eğri girmişim. Şalaya girerse bu arada üzerine oynayacağım. Görüş olabilir. Gidelim minyonlarımızı alalım. Hemen pushlayalım abi koridoru.
Yeteneklerini boşalttı, güzel. Karşılıklı pusmuşuz. Mide sindire ufak bir desteğe gideceğim abi. 1-3 gidiyor çünkü kötü durumda şu an. Önce bir rakip olmamı ward alalım. Zırt eşme Caitlyn. Bir önceki videomda bahsetmiştim. Millet nerf'i buff falan zannediyor olabilir abi. Hiç normal değil bu. Kai'Sa iyi durumda, güzel. Yani bot kazanılıyor şu an. Q'yle uzaktan dürtecek beni, aynen. Klasik Aatrox'lar bak abi. Bu arada bu Aatrox yine diğerlerine göre iyi. Dikkat ettiyseniz bir tık kayıtlıyor. O yüzden de yetişmekte zorlanıyorum yani. All-in yaparak kesebilirim bu Aatrox'u. Gerçi adam ulti açtığı zaman sıkıntı yaşıyoruz ama. Hemen TF'e gidiyorum. Tamamdır. Mavi kartını kullandı. Bu arada ulti açacağım buraya. Tamamdır. Sabitlenmedi. Niye? Ignite attım. Damage yeter mi bilmiyorum ama galiba yetmedi. Bakayım. Yok. Müsibeti varmış abi. Tatsız oldu. Ama NT diyebiliriz. Hem ultisi gitti. Hem de koridorun pushunu sindir alacak diyecektim ki tapa çıkmış. Tam dert değil. Geldim keselim bunu. Bu adam ward'u var bu arada. Hemen tık şöyle bir attım arkaya. Ghost'u bastım. CC de yedi. W'yu da koydum altına. TP geldi TF'ten. Oynarız. Teşekkür ederim. Abi sen var ya bak tam küfürlüksün. Bak Syndra. Seni şu an anana avradına sövsem haklıyım abi. Ne yapacaktım orada diyor. Aynen kanka. Herhalde hiç bir tane bile atacak Q'un yoktu. Yani Aatrox'u biz burst yemedik değil mi orada? Mid'e gidip hemen tutmam lazım farmı şu an. Umarım Kai'Sa oyunda etki eder. Çünkü ben maçta bayağı geri düştüm. Bu yaşanan olaylardan dolayı. Koridora pushluyorum. Last atmam çok önemli değil. Kanka bari asist alsaydım. Bir bekleseydim bari asist alsaydım. Gülüm ya. Vadi kafa attı. What the fuck? Bak Vadi'nin hareketlere bak. Bak Vadi'ye bak. Abi Vadi oyunu kazanmayalım diye. Bak lan. Abi saçmalığa bakar mısınız? Şahit olduğumuz saçmalığa. Dur. Ya bir şey değil mi? Kim bana şanslı diyordu abi? Allah aşkına çıksın bir ya. Vadi bizim 40 saniyemiz yedi şu an burada bak. Fiddlestick doğdu, geri geliyor anasını satayım koridora. Aatrox geri çıktı abi. Adam draklarını bitti. Önde olduğum koridorda geri düştüm abi. İnanılır gibi değil ya. Sırf şu Syndra'nın yardımına koştuğum için 2 sefer 3 sefer. Ama problem değil abi. Dediğim gibi bir oyunda kaybederiz bu şekilde. Hani geri düşeriz, bir şey olur. Maç kaybederiz gerekirse, dert değil. Ama 5 oyun 10 oyun kazanırsanız. O yüzden takımınıza destek vermeyi unutmayın. Aatrox burada olabilir diyecektim. Q astı. Cidden tuttum o yetenekler ya. Vallahi mı? Koridorda şurada tutacağım. Minyonu hızlıca pushlamış oldum böylelikle. Aatrox ne kadar rahat girip çıkıyor ya. Ben burayı satacağım bu arada kuleyi. Mid zaten otoban olmuş. Ben burada kule versem dert değil yani. Yani Jarvan geleceğim diyordu. Ben sen nasıl duracağım abi burada? Şu an adam tek combo atar bana. Bütün yeteneklerini adam en azından şeye attı. Minyonlar attı. Yani bana atacağı yetenek kalmadı. Ult açtı. Ne yapıyor bu? Hemen geldim. Ignite hareket hızı için attım. E ile arkaya attım adamı. Tamam hadi Jarvan gelirsin artık halleder. Allah'ım yarabbim Fiddlestick geldi. Attım abi kulenin arkasına. Gayet güzel oynadım burayı. Bana kalsın. Teşekkür ederim. Allah'tan Jarvan abi kimin oynadığını falan görüyor da yani. Adam skor saldı bak orada. Çok klas hareketti. Aatrox anamıza ama aradığımıza küfür ediyor. Niye bu? Ne demek istediğini anlamadım bu arada. Şu an ne diyor? Anlayan çevirsin bana. Ben hiçbir şey anlamadım çünkü. Ama tilt etmek rakibi mutlu etti beni. Hemen koridoru pushlayalım abi hızlıca. TF gelmiş. Tam sarı kartın olduğuna göre Aatrox buralarda olabilir. Tamamdır. Bu arada tüm yeteneklerini kullandı. Kim geliyor? Syndra. Hayret, Syndra oynamaya karar vermiş galiba oyunu. Ay reset aldı adam. Şöyle sabitledim abi W atıp. Bizimkilerine paket servis. Şu an var ya Aatrox çok pis övüyor bana. Hani sürekli olarak Singe'in bütün mekaniklerini kullanabileceğim pozisyonlar oluyor. Yani elimde olan bir şey değil gerçekten. Kendim ayarlasam bu kadar güzel pozisyonlar yaratamazdım, fark ettiniz mi? Ama şu kadarını net bir şekilde söyleyebilirim dostlarım. Çok uzun süreler Singe oynadığım için artık hani birçok anı birden fazla kez yaşadım. Mesela şu tapta yaşanan olayı birçok kez yaşadım. Ne zaman nereye gitmem gerektiğini birçok kez yaşadığım için artık tecrübeden dolayı direkt tepki verebiliyorum ne yapmam gerektiği hakkında. Bu arada bu da win geliyor galiba. Rakip de frame'lemeye başlamış. Biz gold'da bayağı öndeyiz. Jarvan da tebrik ederiz, iyi oynuyor. Aha. Abi ama E'yi atmadın ya. Ben W attım sana. Her yere kapan kurdu. Gel bakalım oğlum oraya. Bu tarafı kurmadın ama. Yeteneklerini bekliyorum diyecektim. TF geldi. CC chain. Tamamdır abi. Buradan kurtulduk galiba. TF'in üzerine oynayabilirim de abi. TF'de bir CC var. Ghost'um ultim olsa oynarım burayı da yani. Şu an oynayacak bir şeyim kalmadı. Ay TF'in ölüşe bak. Adamın nefsiyle oynadım yalnız. Fark ettiniz mi onu? Çok hareketli bir karakter Pyke. O yüzden şey tahrip atılıp çıkacağım sadece. Hani üzerine oynamam yani. Ay 550 altın tek başıma mı alacaktım? Yok. Bir kere vursa yetiyormuş. Uzakta olunca da alıyormuş. Bunu bilmiyordum. Aatrox yalnız fena tilt oldu ya. O var ya bak taptaki o olayı yapmasaydım.
Bu adam şu an oynamaya devam ederdi. Hiçbir sıkıntı yaşamazdı. Hatta belki beni keserdi ama adam o lead'i bir türlü eline geçiremedi ya. Şu an çok tilt ya, yazık. Herhalde şey söylüyor, full EQ at derken de Jarvan'ın bekleme süresi bayağı kısa ya. Sürekli EQ atıyor. Oğlum adam karabalta almış. Oyunda en büyük bekleme süresine sahip eşyalardan birisi. Üzerine kanıçan yapıyor zaten. Cooldown geliyor oradan da. Şimdi Sojin'e gider bir de. Jarvan paso yetenek atar yani. Bizimkiler vadiye bir hareketleniyor abi. Şuraya bir görüş alalım. Şunu da patlatalım. Rakibin yerini görelim bir. Bize gelirlerse bu arada ultim ghost'um var. Fena yaparım. Kapana oturduk abi. Tamam, buraya fizik geliyor şu an. Arkaya atacağım da. Tamamdır. Adam 1-9 gittiği için hasar çıkmıyor ama bak bu çıkmıyor hali abi. Takım burayı toparladı, bir şey yapmamıza gerek yok. Ghost'umu bekleteceğim bir sonraki fight'a. Maç burada biter ya herhalde, yani bitsin. Uzamaz. Bir W bırakıyorum altına. Ghost'la şu çocuğu biraz daha tilt edelim abi. Ölmeden çıksaydım bir de bu arada bayağı iyi olurdu. Biliyorsunuz sataşanları sevmem abi. O yüzden de orada ölme pahasına aldım herifi evinden. Maçı bitirsinler abi, uzatmayalım. Elimize sağlık abi, çok güzel bir maçtı bence. Şurada gold alayım gitmeden. Heh, lazım olur abi. Bu arada şu an Jarvan çok iyi oynamasaydı Syndra'ya verirdim. Neden? Yani tapta bir hata yaptı, bayağı da kızdım. Ama sonrasında attığı TP ile hatasını telafi etti. Orada hem TF'i kestik hem de bizim takım yetişti. Aatrox öldü. Kendisine feda ettiği için onurlu bir hareket diye düşünüyorum. Yine de Syndra'ya hani sözlü olarak takdirimi iletiyorum ama burada hak eden dümdüz Jarvan'dır. O yüzden başkasına veremem. Ve günü 3'te 3 yaparak bitirdik dostlarım. Gayet güzel. Platin 1, 87 LP. 1 win sonra Zümrüt'e adımımızı atıyoruz. Hem de 20 oyunda. 0 bir hesabı abi, 20 tane maç atarak Zümrüt'e çıkarttık. Bakalım kaç oyunla Elmas'a gideceğiz. Ama eski Elmas'a geldik en azından yani. Şu an Plat 1'den sonra eskiden Elmas'tı. Artık Zümrüt olmuş. Bu arada şunu söyleyeyim. Zümrüt geldiğinden beri abi lig kasmıyorum. Yani en son geçen sezon lig kastım. Yani bu sezon ilk defa Elmas olacağım şu an sizinle birlikte. Yaşlandık artık abi, lig kasmak falan vallahi bana gelmiyor. Bazen şey diyorlar işte, abi sıfırdan challenger'a yap falan diyorlar. Abi siz manyak mısınız ya? Bak gideriz, sıkıntı yok. 300 maç olsun gene o challenger'a giderim ama öyle bir mental vallahi yok. Ben yaşlıyım arkadaşlar. Eminim aramızda böyle liseye giden, işte ders dışında boş vakitleri olan, bol bol rank kasan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de vardır. Onlar mesela böyle keyifle işte LoL oynuyor, lig kasmaya çalışıyor falan. Vallahi benim mentalim kaldırmıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki 25 yaş yaşlı mı? Ya değil ama bak bu konuda ben konuşmayayım. 25 yaş ve üstündeki kişileri yorumlara davet ediyorum. Sadece abi yazın. Mentaliniz ne durumda? Bir maça girdiğinizde nasıl hissediyorsunuz? Yemin ediyorum kapana kısılmış hissediyorum maçlarda. Ki bu adamlar Zümrüt Elmas arası oyuncular yani, düşük elo değil. Ama inanır mısınız bu adamlarla bile oynarken yoruluyorum. Çünkü gerçekten insan sakin kalmak istiyor dostlarım. İnsan beyni gidip böyle rahat bir şeyler yapmak istiyor. Hani LoL oynayarak stres olmak yerine gidip böyle şey hani Spider-Man falan oynayıp sağa sola A atmak istiyorum arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Kafam sakin olsun. Tek derdim bu. Ne yapsam, LoL'ü bırakıp TFT'ye mi başlasam acaba ya? Bugünlük goy goyumuzu da yaptık abi. Altın ve vurulan hasarlar, tablo bu şekilde. 3 maçın 3'ünü de kazandığımız için bugün son derece verimli bir gündü ve keyfim çok yerinde. Ve geldik videomuzun sonuna. Bugünlük benden bu kadar dostlarım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Serimizin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.